Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele dönemini olumsuz etkileyen gelişmelerden biridir? Milli mücadele dönemini yani Kurtuluş Savaşı'nı olumsuz etkilemiş. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi. Arkadaşlar Misak-ı Milli kararlarının en önemlilerinden birisi e, sınırlarımızın çizilmesidir. Sınırlar. Bu iyi bir şeydir. Sınırlarımızı belirledik. Kuvayi Milliye'nin kurulması yani halkın savaşa katılmasıdır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Amiral Bristol raporunun hazırlanması. Bu da olumlu bir karardır arkadaşlar. Amiral Bristol ile Türklerin haklılığı vurgulanmıştır. Kuvayi İnzibatiye'nin kurulması. Kuvayi İnzibatiye'nin diğer ismi Halifelik Ordusudur. İstanbul hükümeti tarafından kurulmuştur ve milli mücadeleyi engellemeye yönelik bir kurulan teşkilattır. Kuvayi İnzibatiye'nin kurulması. O zaman olumsuz olan Denizlidir arkadaşlar. 12 Ekim 1932'de kurulan Türk Dili Tenkit Cemiyeti'nin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Türk Dili Tenkit Cemiyeti'nin yabancı kelimeleri dilden çıkarabilme, evet. Konuşma diliyle yazı dilini birleştirme, evet. Türkçenin zenginliğini ortaya koyma doğrudur. Türk dilini çağa göre canlı tutabilme doğrudur. Latin harflerinin kabul edilmesini sağlama. Arkadaşlar Latin harflerini biz 1928 yılında harf inkılabıyla kabul ettik zaten. Bu Türk Dil Kurumu ne zaman kuruldu? 1932'de. Bu zaten yapılmıştı. Bunun sonucunda olacak bir şey değildir. Cevabımız E'dir.